Neslihan'cığım sen ne düşünüyorsun bu durumda? Yağmur tuzunu atmayı unuttu, sarımsağını atmayı unuttu ama şansına puan aldığı için dün de şanslı hayır, günüymüş. Hayır, o düzeyi de gösteriyor farkında. Ben şanslı günüymüş. Hayır Neslihan, bence sen şu an hiç konuşma. Zaten seni de gösterdiler. Yani hem bir şaşırmalar, bir etmeler, almalar, çıkarmalar. Ben evet, zaten dün seni fark etmiştim. Yağmur ben seni dün zaten fark ettim. Buradan izledim. Dün sadece sinirlerim çok bozuktu aldığım puanlardan dolayı. Çünkü o kadar yanlış yapmanıza rağmen düşük puanları ben aldım. Yani madem enlerin içerisindesiniz, kesinlikle yani yanlış yapmamanız lazım. He, yapılamaz tamam. Değil. Ben de tabii ki de yaptım. Ama daha dikkatli olmanız lazım. Siz yaptıkça yapıyorsunuz. Açıyorsunuz, kapatıyorsunuz, tuzunu koyuyorsunuz, tekrardan açıyorsunuz. Yani bu kadar hatayı kaldırmaz bu yarışma. Peki bir şey diyeceğim. Şunu fark ettim mi? Bunları bana sayarken fırından 3 kere tatlıyı çıkardı geri koy. Çünkü unuttu çizgilerini yapıyor. Onu da fark ettim. Ne oldu? Hadi cevap ver, ne oldu? Fark ettin, evet. Fırını doğru açıldı, söylüyorsun. Şişmeyecek şimdi. Evet. Koyduktan hemen arkasından çıkardım. 3 kere değil ayrıca say, düzgün bir tespit yap. Evet doğru ama buna da tiyo dersiniz diye koyar koymaz hemen çıkardım. Çiziyorum, koyuyorum. Ama sen pişmiş olan bir yemeğe son 1 dakika kala tuzu eklemiş oluyorsun. Seninki benim en azından aklıma geldi. Bak benim en azından aklıma geldi. Çıkardım, koydum. Herhangi bir yanlışlık yok. Çünkü bir dakika bile üstünden geçmemişti. Ama sen pişmiş olan bir yemeği ekledin. Hayır yavrum. Şimdi lafı çevirme pişmemişti. Şu an zaten yaptığın senin de aynı şey. Senin de fark ettim. Sen de 2-3 kere gerçekten çıkardın, koydun. Eleştiriyorsun ama bir önce de bir kendine bak bir canım ya. Yani bu kadar büyük hatalar yapılmaz. Siz zaten biz burada zamanla yarışıyorken siz fırınlarınızı birer dakika neredeyse açık bıraktınız ya. Sonra da hani siz tamam ben de benim açmamama rağmen benimki de tabii ki de pişmedi ama fırın açmak büyük bir hata. Gelininiz size en son ne zaman sizi sevdiğini söyledi? Herhalde bir hafta önce falandı. Bir hafta önce? Evet. Ha. Ezgi sık sık söylemez bu kelimeyi. Gittiği gün, hatta gittiğimiz akşam söyledi yani davranışıyla belli etti. En azından şöyle sarıldı, şöyle yaptı yani. Peki Nedim Hanım? Vallahi akşam mıyım dedi bana en son. Küçük oğlum Manisa'ya geldi, gurbettelerdi onlar. Görüntülü böyle hepimiz birbirimize bağlandık. Akşam yiyeyim ben diyor, annemi çok seviyorum oğlan diyor ki benim. Annemi üzme orada diyor falan böyle bir konuşmalar oldu. Benim diyor bir tanem her zaman söyler yani sevgilim. Peki Hatice? Fatih Bey bizim aramızda böyle sürekli işte seni seviyorum ben böyle bir muhabbet yok ama şu olur. İşte kayınvalidemin bu huyunu severim sohbet esnasında. Yani özellikle gelip seni seviyorum diye bir söylem yok yani. Ama bunu der sohbet esnasında işte kayınvalidemin şu huyunu severim. Kayınvaliden bunu güzel yapar bunu severim. Direkt şey, seni ya seviyorum böyle bir şey, kim ben de dememişimdir yalnız bunu. Benimki de. Anladım. Ama bir şey söyleyeyim mi? Seni seviyorum deyip yüzüne bakmak evet. İnsanlara evet. Ben çok severim. Haz veririm. Fatih Bey ben şöyle söyleyeyim size. Sözden uzak. Bir bakıştaki seni seviyorum. Hayır daha çok o değil ben. Ben seviyorum. Ben bunu seviyorum. Bunu sen ben fikrimi söylüyorum. Ben bakıştaki yani gelinim bana bir hizmette bulunuyor, onu istiyor. Ben söylemiyorum, isteyerek getiriyor. O da bir sevgi sunumu. Eşini size dedim mi seni seviyorum diye? Vallahi açıkçası biz birbirimizi ben bunları çok doğal bulmuyorum. Biz birbirimize doğal, hadi canım doğal. Ay Fatih Bey benim iki gün demese ben kimseyim. Bunu söyleyeyim yani. Bak bir bakış benim için sözden daha benim kocam bana davranış, ne der biliyor musun? Her hareket benim için daha önemli. Sevgilim. Kızlar bugün ne bağırıyorsunuz? Senin sesin bugün çok çıkıyor. Evet sinirlendim. Sinirlendirdiler Fatih Bey. Çok bağırdınız. Ne bağırıyorsunuz yahu? Yağmur sağ olsun yine beni bağırttı. Bağırmayan kızı bağıran kız yaptı. Yaptın mı Türkan? Evet. Kaçar mı? İzimleri koysan. Evet. Herkes? Yaptık. Koydu. Yaptı. Peki. Fatih Bey. Dur bir dakika. Dur.
Kim Fatih Bey dedi? Ben dedim Fatih Bey. Emel olarak size bir şarkı söylemek istiyorum. Söyle müsaadeniz bakayım. Var mı? Ne? Müsaadeniz var mı? Buyur ama kısa olsun hadi. Tamam. Onda bunda şundadır, şunda bunda ondadır. Mavi boncuk kim dese benim gönlüm ondadır. Kimde var mavi boncuk? Bilmiyorum, benim gözlerimde. Şarkı söylerken... Evet. Böyle ortaya bakıp bir bakışınla herkesi görüyormuş gibi yapacaksın. Büyülemem lazım. Tamam mı? Aldığınızın. Onda bunda şundadır, şunda bunda ondadır. Mavi boncuk kendiyse benim hitaben. Hitaben. Benim gönlüm ondadır. Hitaben. Şöyle alacaksın içine. Himayeni. Ellerin içine alacaksın. Ondan sonra şöyle bir salkalı çiğneyeceksin insanları bırakacaksın. 35 senedir bunu yapıyorum. Böyle hece hece söyle. Ama bunları biz hiç sevmiyoruz ya. Sevgilim. Aklım olabilir, kabul bakın, ediyorum. Onu beni nasıl sevdiğini bir bilseniz işte böyle konuşmaz. Hadi be. Hayatım seninkisi öyle diyor diye seviyor. Bizimki yani diyelim ki Hüsniye Hanım'ınkisi veyahut da benimkisi. Sevmiyor mu? Seviyordur. O abartıyor ya. Şimdi mesela abim de vardır. Bak abartıyor, bir dakika. Abartıyor. Bir dakika. Böyle kelimelerle bıcık bıcık konuşmayı fazla sevmiyorum. Abim de vardır. Ağır abidir. Çok ağır abidir. Eşini çok sever. Ben bayılırım zaten eşine. Bacı gibiyiz biz. Ama dile getirmez. İçinde hep sever. Aynen. Ben öyle sevmiyorum mesela. Tamam kabul ettik ama benim sevgi almak için bu. Benim eşim de dışa vurur. Yani tamam. Bir saat arayla seni seviyorum ben. Ben bundan ay, hiç hoşlanmıyorum. Tamam okey. Şimdi ailem babam anladım. Ben görmedim yaşı görmedik. Biz bundan hoşlanmıyoruz aile olarak. Ben hoşlanıyorum. Eşimin bana bakması, kalkıp bir bardak su getirmesi, hasta mısın tabii. Yemeği bugün ben yapayım demesi. Tabii tabii tabii. Telefon bunlar açıp bugün sevgi. İyi misin tamam, demesi bak, bu beni mutlu tamam, ediyor. O sevgi gerek yok. Ama ben sevmiyorum. Kayınvalideniz size en son ne zaman sizi sevdiğini söyledi? Ay bilemeyeceğim Fatih Bey. Kayınvalidem en son ne zaman söyledi beni sevdiğini? Çok yakın zamanlarda moralim düşüktü ya. Boş ver kızım seviyorum ben seni dedi yani evet. Gerek yok dedi yakın zamanlarda ama tam bilmiyorum. Çok uzun zaman olmuştur. Ya aslında ondan beklenmeyecek bir davranış dedim ama çok böyle hani seni seviyorum aramızda bu zamanlarda geçmedi. Hatırlamıyorum. Gerçekten hatırlamıyorum. Sen söyledin bana. Ben söyledim. Yakın zamanda bir kalbini kırmıştım. Kalbini kırdığım için onun zaafı söyledim. Yani çok uzun süre oldu galiba. Hatırlamıyorum. Anca böyle bir şey demiyorsun bana deyince o zaman der. Ha, peki. Benim kayınvalidem geçen hafta söyledi. Evet. Aradım yarışmaya geleceğimi. Ben sana güveniyorum, seni çok seviyorum kızım dedi. Git orada dedi, kendini göster. Kap bilezikleri gel dedi. Ay canım benim. Ben de onu çok seviyorum. Peki, eşinizi söyler misiniz direkt olarak sevdiğinize? Seni seviyorum diye. Eşimize mi? Evet. Ben söylerim de benimki eyvallah der. Eyvallah. Ağır çok... abi. Biz çok sık öyle diyor. Biz çok sık söylemiyoruz ki sevgimizin değeri anlaşılsın hadi diye. Hadi oradan. Aralarda ben çok söylüyorum. Sık söylerim. Ben de çünkü söylerim. Sevdiğimi belli etmeyi de severim. İlgiyi de severim. İlgi göstermeyi de severim. Eşim az der, ben çok derim. Ben söylerim. Hayırdır aşkım bir şey mi oldu der. Bir şey mi istiyorsun der. Oradan ben de işte önce seni seviyorum aşkım falandır, fistandır, bir tanem falan. Ondan sonra neyi yapmak istiyorsam onu söylerim. O şekilde iznimi koparmış olurum. Buradan da söyleyebilir miyim Fatih Bey? Söyle. Seni çok seviyorum aşkım. Wow. İnsan sevdiğine demez mi? Seni seviyorum çok. Rejiye telefonlar geliyormuş. Ne diyorlarmış biliyor musun? Nasıl durumu? Bir dakika sonra çıkarım. Bir tık daha kalsın. Ha. Hemen şerbetini koyup soğusun değil mi? Evet. Çok güzel gözüküyor vallahi. Vay 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 vay. Tam kayınvalidelerin ağzına layık. Ne olursunuz artık 5 verin. O zaman şerbeti yedirene kadar birazdan geleyim tamam mı? Hadi geliyorum.
halinizin en olumsuz özelliği? Dağınık olması. Hani böyle işte ortalık toplama, şimdi toplarım ya, biraz durayım sonra kalkar yaparım. O konularda. Ezgi Kuralcı. Ha Neslihan'ı sorarsan her şeyi içine atar. Dert eder.